Resim olarak kopyaladan başlayalım. Nereyi resim olarak kopyalamak istiyorsak orayı seçiyoruz. Komple seçtim. Ve daha sonra kopyala seçeneğinin yanında bir ok var görüyorsunuz. Oka tıkladığımda resim olarak kopyala var. Buraya basıyorum. Ekranda göründüğü gibi mi? Evet, göründüğü gibi olsun. Resim mi? Resim. Tamam diyorum. Ve şu an bunu kopyaladı. Yapıştırma komutumuzda CTRL-V olduğu için örneğin şuraya CTRL-V diyorum ve aynısı buraya çıktı ama bir farkı var. Bakın. Şöyle seçtiğimde dikkat ederseniz hücreleri seçemiyorum. Ve şöyle kaydırma yapabiliyorum. Bunu normal hücrelerde yapamazdım. Çünkü hücreler birbirine kesiyor, bağlantısı kalmıyor. Artık böyle istediğimiz yere taşıyıp küçültebiliriz, büyütebiliriz. Artık hiç hücre biçimlendirmesiyle bizim bu konuda işimiz olmayacak. Evet, resim olarak kopyalama geçtikten sonra hücreleri biçimli nasıl yapıştıracağız ona bakalım. Örneğin tabloyu kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Şimdi şurada dikkat ederseniz bir yapıştırma seçenekleri kutusu çıkıyor. Yapıştırma seçenekleri kutusunda birçok burada bizim seçeneğimiz var. Örneğin diyor ki değerleri yapıştır. Değerler. Değerler ve sayı biçimlendirmesi. Değerler ve kaynak biçimlendirmesi. Kenarlık yok. Mesela bunu böyle yapıştırmak istersen basıyorum ve kenarlıkları sildim. Şimdi CTRL-Z yapıyorum. Tekrar aynı yere bir kopyalama yapayım. Örneğin sadece değer olarak ben bunu kopyalamak istiyorum. Yani dolgu rengiymiş, işte ondan sonra renkler, yazı renkleri hiçbir şey olsun istemiyorum. Değerler diyorum. Dikkat ederseniz yüzdeler de yok. Yüzdeleri ondalık olarak göstermiş. Sadece değerleri yapıştırabilirim. Onun dışında ne yapabilirim? Mesela kaynak sütun genişliğini koruyarak formüllerle vesaire vesaire birçok bunları şu an çok görmeyeceğiz ama değerleri arada bir görürüz. Birçok yapıştırma seçeneği yapabiliriz.